Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ortak olarak engelli bireyler için sevgi konseri düzenledi. KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu konser hakkında bilgiler verdi. Öncelikle Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten o gün hakikaten tek yüreklik salonda ve konser bitiminde ilk anda Ziçev çocuklarından biri bana geldi. Ne dedi biliyor musunuz? Bana böyle bir geceyi yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum dedi. Bakın zihinsel engelli bir çocuğun ağzından çıkan bu kelimeler dünya bir tarafa, o cümle bir tarafa benim için gerçekten çok anlamlıydı. Biz o gün gerçekten bir kaynaştırma yapabildik. Salonda tek yürek olduk. Çok mutluyuz. Amacına ulaştığını düşünüyorum konserin. Biz zaten bunu geleneksel hale getirdik. Bu üçüncüsüydü. Seneye 3 Aralık'ta yine inşallah Allah ömür verirse tekrar bir arada olacağız. Toplumdaki şu acıma duygusunu bir kenara atmayı istiyorum önce. Yani acıyarak hiçbir şey yapamıyoruz. Acımak çaresizlikten başka bir şey değil. Engellilerin de böyle bir isteği yok zaten. Onların bir birey olduğunu kabul etmek çok önemli. Herhangi bir bireye ne tür haklar varsa, yani eğitim hakkı, sağlık hakkı, yaşam hakkı, onların da bu haklarını unutmamak ve özellikle engellileri tecrit etmek yerine toplumun içine kaynaştırmak. Çünkü fırsat verildiğinde neler yapılabildiğini hepimiz tanığız aslında ama görmüyoruz. Bakın son 8 yılda yaklaşık 200'e yakın altın madalyamız var bizim engelliler tarafından. Dünya birinciliklerimiz var, Avrupa birinciliklerimiz var. Bakın ampute futbol takımımızın başarıları, paralimpik yüzmedeki başarılarımız, Sümeyye kızımız, yani voleybolcu kızlarımız, basketbolcularımız, bunlar gerçekten çok önemli. Sanatta bakın o gün bizim konserimizde gördünüz. Ne kadar çok sanatsal yönlerini fark ettiniz değil mi? O gün sahnede türkü söylemek istiyorlar, şarkı söylemek istiyorlar, çok güzel dans ediyorlar. Yani toplumun içine entegre edilmeleri lazım. Bunlar için atölyeler kurulabilir, üretime çekilebilir. Yani engellileri bir kenara atıp tecrit ederek, toplumdan uzaklaştırarak hem ekonomiye bir yük haline getirmeyiz, hem de onları mutlu ederiz, kendimiz de mutlu oluruz. O nedenle kaynaştırma politikalarına çok önem vermemiz gerekiyor.